Bugün üretro ortası askılar yani mit, mit üretral siliklerden bahsedeceğim. Mitüretral mit üretral askı nedir? Mit, mit üretral askı işlemi stres tipi idrar kaçırması olan kadınlar için kullanılan bir yöntemdir. Mit üretral askılar pubo üretral ligamentlerle anterior vajinal duvar arasındaki destek etkileşimini geri kazandırmak amacıyla geliştirilmiştir. Mit askılar intraptominal basıncın arttığı stres durumlarında Üret üretral bükülmeyi ve kompresyonu sağlayarak etkili olduğu bildirilmektedir. Ameliyatlar mit üretral ile vajen dokusu arasına yerleştirilen 1 cm genişliğindeki polipropilen meş askıdan ibarettir. Dölansey'in hamak teorisine göre proksimal üretra hipermobilitesinin stres inkontinansının patogenezinde direkt ilişkili olduğu ve bu nedenle mesane boynu ve mit üretral destek sağlanmasının kontinansın en etkin tedavisi olduğunu savunmuşlardır. Mitüretral askıda ilk olarak kullanılan şey paraüretral, paraüretral retropübik yaklaşımdır. Yani TVT operasyonlarıdır. TVT bildiğiniz gibi retroüs boşluğuna, vajen e, alt kısmından insüzyon açılarak oraya yerleştirilen meş, retrius boşluğuna, oradan da batın ön duvarına, sinfizitin ön tarafına yani pubik ramusun ön tarafına asılan meşlerdir. Tansiyon free olarak uygulanır. Bu e, yaklaşık 1996 yılından beri yaklaşık 1200 kişiye, 1 milyon 200 bin kişiye e, uygulanmış ve başarılı olarak e, mit, e, stres üreyen inkontinansında kullanılan bir yöntemdir. Kadınlarda stres ürünler inkontinansı tedavisinde kullanılan tansiyon free yani gerilimsiz vajinal tip DVT operasyonu mit üretral silik operasyonudur. Amaç bu büretral ligamanları destekleyerek, destekleyerek üretranın anterior vajinal duvar tarafından desteklenmesini güçlendirmek, bölgede yeni bağ dokusunu oluşumunu hızlandıracak koşullar oluşturmaktır. Bu prosedür lokal veya sedasyon anestezi kullanılarak yapılan aynı gün taburculuğa imkan veren bir yöntemdir. Birçok silik materyal geliştirilmiştir. Son olarak polipropilen sentetik monofilamen mesh 75-150 mikron por boyutlarında fibroz dokunun büyümesi için ideal. Fakat lökosit ve makrovajların meşin içerisine girerek buradaki bakteriyel kolonizasyonu engelleyecek biçimde bir yapı yapıya sahiptir. TVT de tabii ki en önemli sıkıntılardan bir tanesi majör damarların yaralanmasıdır. Bu bölgede özellikle inferior epigastrik arter ve ven, süperficial epigastrik arter ve ven yaklaşık 4 santim mesafede bulunmaktadır iğne ucuna. Yine büyük damarlardan olan eksternal iliyak arter ven ve optiratör venlerde yine 3.2-4.9 santim uzaklıktadır. Ee, buna bağlı olarak TVT'de çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi mesane hasarıdır. Biliyorsunuz bunu önlemek için TVT'de rutin olarak sitoskopi ile kontrol edilmektedir mesane içerisi. Herhangi bir şekilde TVT meşi bu mesane içinden geçerse o mesh çıkarılıp tekrardan yeniden e, aynı bölgeye uygulanabilir. Diğer bir komplikasyon damarların yakınlığından dolayı kanama olabilir. Veya eğer TVT meşini çok fazla sıkarsak sonrasında işeme güçlü oluşabilir. %60-70 hastada yine retropubik bölgede az da olsa bir hematom olduğu rapor edilmiştir. Diğer cerrahi komplikasyonlardan yara yeri enfeksiyonu, ürüner sistem enfeksiyonları, meş erozyonu gibi veya denova sıkışma hissi gibi komplikasyonlar olabilmektedir. DVT'deki 5 yıllık başarı çeşitli yayınlarda %74 ile 89.6 arasında rapor edilmiştir. Ortalama 5 yıllık başarı oranı %84 civarındadır. Daha uzun süre 10 yıllık başarı e, bunda %84 stres negatif olarak rapor edilmiş. Hastaların %6.4'ünde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir. Yine bu hastalardan obezite varis hastalarda başarı şansı düşük olarak rapor edilmiştir. Diğer bir mitüretral silik operasyonu TOT dediğimiz transoptrator yaklaşımdır. TOT operasyonu 2001 yılında Delorme sentetik propilen mesh'in transoptrator yolla kullanılmasını tarif etmiş. Ana prensip esasen CVT ile aynıdır. İşlem uygulaması basit. Retropubik uygulamadaki tipik komplikasyonları elimli etmesi ve rutin sistoskopi uygulamasına gereksinim ortadan kaldırması nedeniyle oldukça popüler olarak uygulamaya girmiştir. Bant obturator alanda obturator externus, obturator membran, obturator internus kasını penetre eder. Hasta litotomi pozisyonda yaklaşık işte 120 derecelik hiperfloksiyonda olacak şekilde uyuklar uygulanan bir tekniktir. TVT'de, TVT'de olduğu gibi TOT'ta da çeşitli komplikasyonlar oluşabilmektedir. Mesane yaralanması, kanamalar, meş erozyonu, postoperatif işeme disfonksiyonu, hidrar retansiyonu, kasık ağrısı, denova mesana hiperaktivitesi, uyluk absesi ve hematom gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. TOT operasyon süresi TVT'ye göre daha kısadır. Mesane yaralanması ve sitoskopi ihtiyacı daha azdır. Bağırsak yaralanma riski yoktur ve kanama riski TVT'ye göre daha düşük bir operasyondur. Başarısı 5 yıllık kontinans sağlama oranı %80-93 olarak rapor edilmiştir yayınlardan. Uzun süre retansiyon olabilmektedir bazı hastalarda. Bu oran yaklaşık %3 civarındadır. Yine en önemli komplikasyonlardan bir tanesi de %7 ve 2.7 arası %0.7 ile 2.7 arasında değişen vajinal meş erozyonu komplikasyonudur. Özellikle vajinal meşin fasiye altına yerleştirilemediği, yerleştirilemediği tekniklerde direkt vajinal mukozayla temas ederse vajinal meş erozyonu oldukça sık görülmektedir ve hastalarda başarıyı ve konforu azaltmaktadır. Vajinal meş erozyonunun engellenmesi için ...tot meşinin mutlaka fasiye altına yerleştirilmesi gerekir. Fasiye altına yerleştirildiği zaman ve katlanması engellendiği zaman... ...bu meş erozyonu oldukça ağır, az gözükmektedir. Tot operasyonu bildiğiniz gibi obturator fostadan... ...tot meşinin geçirilmesiyle yapılır. İçten dışa veya dıştan içe uygulanabilmektedir. Obturator fostanın en güvenli alanı... Optrator foslanın medialinde bulunan alandır. Lateral ve üste doğru kaydıkça buradaki optrator kanal içerisinden geçen damar sinir paketi zedelenerek risk artmaktadır. operasyon operasyon kısa süren ve çabuk uygulanan bir operasyondur. Diğer bir yaklaşım mini siniklerden e, retroprefobik yaklaşım mini sinik uygulamalarıdır. Mini sinik uygulamaları ee, özellikle TVT ve top, tot komplikasyonlarınızı, komplikasyonlarını minimize etmek için geliştirilmiştir. Yeni nesil kendinden tespitli biyolojik materyallerle kombin edilen silikler erozyon riskini azaltmakta ve orta üretmede tansiyonsuz minimal invaziv bir kom, kontinans sağlarlar. Bu yöntemde yine komplikasyonlar olabilmektedir. Komplikasyon oranı sıfır değildir. Sütür absesi, paranoya, persistan suprapubik ağrı ve denova e, detristol hiperaktivitesi görülebilecek komplikasyonlar arasındadır. Mit üretral siniklerde monofilaman büyük por aralıklı polipropilen meşten yapılan silikler kullanılmaktadır. Mini silikler avantaj olarak tabi ki lokal anestez altında uygulanabilirler. Operasyon süresi kısadır. Ayaktan yapılabilecek prosedürlerdir. Teyip gevşek olarak yerleştirilir. Anatomik distorsiyon minimal düzeydedir. Post Post operatif işeme disfonksiyonları insidansı diğer operasyonlara göre daha az görülmektedir. Single insizyon silik veya ayarlanabilir silikler daha az dokuz zedelenmesi, daha az viseral yaralanma, daha az ürünler kateter, kateterizasyon sağlaması nedeniyle çok tercih edilen bir yöntemdir. Bir yıllık başarı oranı da yine TVT ve TOT gibi %74-95 arasında bildirilmiştir. Uzun dönem için yeterli çalışma mevcut değildir uzun dönem takipleri yapılmaktadır bu tür operasyonların. Yandaki şeyde gördüğünüz gibi mini arkın uygulanması videosunu görüyorsunuz. Burada mini mini ark özel bir şeyle optiratör membranı denilerek oraya tansiyon free şeklinde yerleştirilir ve inkontinans sağlanır. Obezite bütün bu sinik operasyonlarından riskli bir durumdur. Yapılan bir çalışmada 219 tane çalışma değerlendirilmiş. Bundan bundan 4 tanesi randomize kontrollü olarak çalışmaya dahil edilmiş. 315 obez hastayla 518 tane obez olmayan hasta değerlendirilmiş. Değerlendirilme sonucunda e, obez hastalarda başarı oranlarının daha düşük olduğu rapor edilmiştir. Yine biliyorsunuz e, bu stres ürünlerin inkontinansa tam e, e, kullanılan Börç operasyonu altın standart olarak kabul edilmiştir. Ve daha sonraki çalışmalarda bütün yapılan yöntemler Börç'e göre karşılaştırılmıştır. Börç'e göre karşılaştırılan bir çalışmalarda e, yani korpoz süspansiyona göre yapılan bir karşılaştırmada mitretral e, teyplerle Börç korpoz korpo süspansiyonunun e, ortalama kür oranları karşılaştırıldığında e, mitretral siliklerin kür oranının ee, anlamlı olarak daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Yine mit üretral silinglerle e, e, börçün karşılaştırıldığı mesane veya bar, e, vajinal perforasyon oranının mitüretral üretral siliklerde anlamlı olarak daha yüksek olduğu bildirilmiş. Yine bu randomize kontrollü çalışmalarda e, hematom riskinin her ikisinde de e, eşit olduğu herhangi bir anlamlı fark olmadığı rapor edilmiş. Yine ortalama e, kürün TVT ile borç karşılaştırıldığında, TVT yapılan hastalarda ortalama kür oranının börç yapılan hastalara göre anlamlı olarak daha iyi olduğu çalışmalarda rapor edilmiştir. Randomize kontrollü çalışmalarda bildirilmiştir. Yine TVT ile e, puberetral siliklerin karşılaştırıldığı çalışmalarda ise ortalama kür oranının puberetral silik veya TVT arasında herhangi anlamlı olarak farklılık olmadığı gözlenmiştir. Yine 2002-2012 yıllar arasındaki sistemik bir derlemede mini artlar PVT e, ve tot operasyonları e, randomize kontrollü çalışmalarda karşılaştırılmıştır. Bunlarda objektif kür aranlarının, ürner urgency'nin, ürner retansiyonun, ürner tra trak enfeksiyonlarının, e, mesane perforasyonlarının, vajinal perforasyonlarının ve ağrı ve kanamanın hemen hemen bütün çalışmalarda e, düşük oranda ve ve birbiriyle anlamlı olarak bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Günümüzde korpus süspansiyon ameliyatları gittikçe azalmakta fakat mini sealing operasyonları e, gittikçe yükselen bir trenddedir. Ve total olarak da stres ürünlerin kontrast tedavisinde kullanılan tüm operasyonların e, kullanımı artmaktadır yıllara göre. Ee, operasyon seçimindeki başarısızlık oranını karşılaştırırsak, Börç'te bu oran ortalama yüzde 80 başarı oranı yüzde 84 civarındadır. Bu vajinal siliklerde yüzde 81, TVT ve TOT'ta biraz daha yüksek yüzde 88 civarındadır. Hepsi de kabul edilebilir başarı oranına sahiptir. Resin inkontinans operasyonlarında e, neye göre hasta seçimini yapacağız? Eğer stres ürünler inkontinansla birlikte vajinal prolapsus ta e, tamiri yapıyorsak TOT ilk tercih edilen operasyon olmaktadır. Yine rekürren stres üriner enfeksiyonu, hipermobil bir e, üretra ve intrinsik sfinkter, sfinkter defekti var ise TBT veya pubu vajinal silinkler üretrayı daha iyi kavradığı için bütün yönler, yönlerden daha çok tercih edilen operasyon olmalıdır. Yine primer stres inkontinansı olun, olup hipermobil üretrası olanlarda TOT, TVT veya Burch ilk tercih edilecek operasyonlar arasındadır. Eğer reküren bir stres inkontinans var, hipermobil bir üretre varsa ve intrinsik sifikter def defekti var ise bunlarda TVT veya Burch tercih edilecek operasyonlar olmalıdır. Yine 51 hastanın 51 tane çalışmanın değerlendirildiği 8652 hastanın dahil edildiği, TOT ve TVT'nin karşılaştırıldığı bir meta analizde, korehin analizde, özellikle objektif kürün her iki grupta da aynı olduğu, herhangi bir statistik farklılık olmadığı tespit edilmiş. Yine kan kaybının özellikle TOT olan grupta daha az olduğu, TVT'de kan kaybının daha fazla olduğu, yine vasküler ve visceral yaralanmanın e, TVT grubunda daha yüksek olduğu, Tot grubunda daha az olduğu çalışmalar, röndümze kontrollü çalışmalarda gösterilmiştir. Yine e, daha sonraki işeme disfonksiyonu, yine e, Tot grubunda daha az, TVT grubunda daha yüksek olarak rapor edilmiştir. E, üretra ve e, mesane yaralanması ise yine Tot grubunda daha az, TVT grubunda daha yüksek olarak randomize kontrollü çalışmalarda anlamlı olarak yüksek gösterilmiştir. Yine vajinal vajinal e, kullanılan vajinal e, e, teyplerin erozyonuna geldiğinde her iki grupta da e, anlamlı bir farklılık olmadığını ve istatistik olarak biri kestiği için anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiştir. TOT ve TVT karşılaştırdığımızda TOT ve TVT komplikasyon oranları düşük ameliyatlardır. TOT-TVT'ye göre daha az mesane yaralanması, işeme disfonksiyonu, postoperatif antikolinerjik kullanımıyla neden olmaktadır. TVT ya da TOT aynı anda pelvik organ progresi cerrahisi yapılması, mesane yaralanması ve veya işeme disfonksiyonu riskini arttırmaz. Sonuç olarak TOT veya TVT ameliyatları karşılaştırıldığında hastalarda bildirilen 12. ay kür oranı eşittir. Mini siniklerde de eşit oran bildirilmiştir. DVT işleminde TOT işlemine göre daha fazla intraoperatif mesane perforasyon riski, daha postoperatif işleme bozukluğu oranları gözlenmektedir. MIT üretral siliklerin komplikasyonlara karşı duyarlı olunmalıdır. Tüm ameliyatlarda az veya çok komplikasyon görülebilir. Yaşlı hastalar ve obez hastalarda başarının daha az olacağı dikkat edilmeli operasyon yapılarak yapıldı, yapıldığında bunlar hastalara bildirilmeli ve takip ona göre yapılmalıdır. Teşekkür ederim.